Evet arkadaşlar, yeni bir drone modeliyle karşınızdayım. E58 Pro. E58 modelinin bir üst segmenti olan E58 Pro, GPS ve artırılmış menzile sahip ve kamerası çok üst düzey bir kamera. Aslına bakarsanız ahım şahım bir kamerası yok ama amatör hobi modellerinin içerisine baktığınız zaman bir Mavic Mini ile kıyaslanamaz ama harika, muhteşem bir kamerası var. Diğer videolardan izlediğim kadarıyla benim bir önceki incelediğim E58 Pro'da bu kadar geliştirilmiş bir navigasyon yani GPS sistemi ve kamera yoktu. Bu siyah model inanılmaz bir GPS ve görüntü kalitesi var. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda E58 Pro'yu dış mekanda uçuşunu gerçekleştireceğiz. Hemen hızlı bir şekilde cihazımızı uygulamayla eşleştiriyorum. Akabinde hemen uçuş videolarına ve uçuş modlarına bakacağız. Kısaca cihazı tanımaya çalışacağız. Alınır mı alınmaz mı, para ediyor mu etmiyor mu, hepsini birlikte karar vereceğiz. Evet arkadaşlar, ekran kaydını başlatıyorum. Cihazımızı açıyoruz. Mavi ışıklarımız yanıyor gördüğünüz üzere. Cihazı düz bir zeminde konumlandırdığımda bir süre sonra ışıkların stabil yandığını göreceğiz. Gördüğünüz ışıklar stabil yandı. Kumandamı açıyorum. Bu dıt dıt sesini duyduğumuzda kumandamızla cihazımız eşleşmiş anlamını taşıyor. Şimdi hemen hızlıca uygulamaya bağlanalım. Uygulamamızın adı JY Drone. Wi-Fi ayarlarına giriyorum. Wi-Fi 5G 4K GPS'i seçiyorum. Ardından JY Drone uygulamasını açıyorum. Start'a basıyorum. Şu an cihazımız aktif, %64 batarya ömrümüz görünüyor. Telefonumun altına yerleştiriyorum. Cihazı uçurmadan önce pusula kalibrasyonu yapmamız lazım. Onu da bu buton aracıyla başlatıyoruz. Cihazı 3 kez kendi ekseni etrafında döndürüyoruz. Dıt sesini duydunuz. Şimdi bu dıt sesini duyduktan sonra kafası aşağı bakacak şekilde tekrar 3 kez çeviriyorsunuz. Bir dıt sesi daha duyuyorsunuz. Şu an cihazımızın pusula kalibrasyonu yapılmış durumda. Cihazımız uçuşa hazır. Bu arada da 13 tane GPS uydusunu bulmuş durumda. Şimdi hemen video kaydını aktif edelim. Cihazımız video kaydetmeye başladı. Otomatik kalkış fonksiyonunu deniyorum. ...120 metreye kaç saniyede çıkacak? Hemen onu test edeceğim. Şu an bilgiler bana feed olarak geliyor. Uygulamadan onu değiştirebiliyor muyuz? Hemen ona bakacağım. Cihaz biraz sarsıntılı bir görüntü kaydediyor olsa da bence görüntünün berraklığı çok fazla. Bu da epey bir avantaj sağlıyor. Yalnız şöyle bir eksisi var. Cihazımızı ilk uçuşa başladığımızda bataryası %100 iken şu an muhtemelen, tahmin ediyorum, rüzgarın şiddetiyle alakalı olsa gerek %84'e indi bataryamız. Bu bir dezavantaj. Evet, kumanda bağlantımız şu an koptu. Cihazı tekrar aşağı indirmeye çalışıyorum. Yani 250 feet'te bunun metre olarak durumunu sizle hemen aşağı sol ekranda paylaşıyor olacağım kaç metre olduğunu. 250 feet'te kumanda bağlantısı kopmuş durumda. Ama görüyorsunuz, görüntü bence gayet güzel. Şöyle ekran kaydını ziyade bir de şeyi başlatalım. Bu arada bir de kuş etrafında dolanıyor cihazımızın. Cihazımıza sorti yapan kuşlar var açıkçası. O da tedirgin ediyor beni. Şimdi hemen cihazı çok da aşağılara indirmeden şöyle görüyorsunuz. Şu cihazı biraz cihazı ileriye itekliyorum. Çok da ileri götürmeyeceğim. Şöyle yolun karşısına geçirip geri çağıracağım. Görüntü cep telefonuna yansıyan görüntü hafif aksıyor. Cihaz GPS'i sayesinde bulunduğu noktada sabit ve stabil kalabiliyor. Bu güzel bir özellik. Kuşlar da cihaza sorti yapıyorlar. Bilmiyorum onu görebiliyor musunuz ama kuşlar cihazın etrafında epey cihazı tehdit edecek şekilde uçuyorlar. Cihazı geri çağırıyorum. Bütün kuşlar bu arada ayaklandı. Yani herhalde cihazı bir tehdit olarak algılıyorlar. Birazdan kuşlardan biri cihazı düşürürse açıkçası şaşırmayacağım. Cihazı
geri çağıralım şimdi. Biraz bize doğru gelsin. Biraz da rüzgar var. Bu rüzgar nedeniyle de epey cihaz geri dönmekte zorlanıyor. Kuşları görüyorsunuz. Kuşlar cihazın etrafında pervane olmuş durumdalar. Şöyle evet, cihaza sortu yapıyorlar. Demek ki cihazımızı bir tehdit olarak aldılar. Bu da canlı uçuşlarda size epey ders olması gereken bir şey. Çünkü bu pahalı bir cihaz olsa ve kuşlar buna çarpsa cihazımızın tamamen hurdaya ayrılması söz konusu olabiliyor. Şimdi cihazı indirelim hafiften ve uçuş modlarını hızlıca test edelim. Şimdi size cihazı anlatırken cihazın elimi kaldırdığımda video kaydını durdurup başlatabildiğinden bahsetmiştim. Deneyelim. Evet, şu an tekrar video kaydedeceğine dair bir ekran görüntüsü çıktı. Tekrar gösteriyorum. Yine aynısını yapıyor. Şimdi bakalım. 3 saniye içerisinde bir fotoğraf çekecek. Evet. Ekran kaydında zaten bunu görüyorsunuz. 3'ten geriye doğru sayıyor. O arada da hazırlığınızı yapıyorsunuz açıkçası. Tekrar elimizi kaldıralım. Video kaydını sonlandıracağım. 3 saniye içinde hazır olmamı istedi. Bakıyorum. Video kaydımı sonlandırdı. Tekrar kardeş başlat video kaydımızı. Çok harika bir özellik açıkçası. Acaba fazla mı gösterdim? Ekran kaydını sonlandıracak mı? Sonlandırdı. Başlat tekrar benim video kaydımı. Görüyor musun? Evet. Video kaydını başlattı. Şimdi ne yapalım? Cihazın VR modu var. Beni takip et modu var. Mesela beni takip et modunu özelliklerden, telefonumuzun özelliklerinden GPS'i aktif etmediğimiz için şu an buna yapamıyoruz. Hemen cihazın özelliklerine giriyorum, ayarlar menüsüne. Z'ye drone uygulamasını açıyorum. Konumumu uygulamayı kullanırken olarak seçiyorum ve tam konum seçtim. Uygulamaya geri dönüyorum ve beni takip et diyorum. Şu an bir bu kafa bulanıklığı yaşıyor benim anladığım kadarıyla. Evet, beni bulacak. Bana olan uzaklığını korumaya çalışıyor. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Mesela gel bakalım. Evet. Gayet güzel bir şekilde beni takip ediyor. Şöyle yapalım. Tabii engel sensörü yok. Ağaca çarpma ihtimali çok yüksek. Şu an güneş epey gözümü aldı. O ağaca çarpacak muhtemelen. Tamam. Şöyle yapalım. Şöyle hafif yürüyorum. Cihaz benimle birlikte. Gayet stabil bir şekilde geliyor. Ağaçlar var. Yani eğer oraya çarpmadan geçersek verilmiş sadakamız var demektir. Gayet güzel bir şekilde beni takip ediyor. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde şu tarafa doğru cihazı aldatmaya yönelik bir hareket yapıyorum ama bakalım beni takip etmeyi sürdürebilecek mi? Evet, beni takip ediyor. Umuyorum SD kartta kaydettiği görüntüyü de paylaşma fırsatım olur. Zaten rüzgardaki yoğunluğu ve şiddeti ben hissedebildiğinizi tahmin ediyorum. Cihazın Follow Me modu da gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şu an Orbit modu açtım. Bakalım ne yapacak? Kendi yükseliyor. Bunları, bu tür ayarları şeyden yapabiliyorsunuz zaten. Bakalım kendi dönecek herhangi bir ağaca vesaire çarpmazsa. Evet, Orbit modu aldığınızda joystick'inizi itmeniz gerekiyor ki o orbit noktasını baz alarak cihaz hareket etsin. Sürekli cihazı sağa çektiğim zaman sağ şekilde bir dairesel çizim yaptığını, bakın herhangi bir şey yapmıyorum, sadece cihazı sağa çekiyorum ve orbit modu seçtiğim için merkez noktayı baz alarak bir çekim yapıyor. Ağaca çarpmadan gelebilirsek kazasız nadir videolardan bir tanesi olacak diye tahmin ediyorum. Gördünüz, modlarında herhangi bir sıkıntı yaşatmadan eğer kamera açısını düzgün ayarlarsanız çekim yapabiliyor cihazımız. Bunun haricinde evet, dönüş modu kaldı şu an test etmemiz gereken herhalde. Orbit moddan cihazı çıkartıyorum. Şuradan kalkmıştık. Cihazımız ekranında eve dönüş sırasında herhangi bir müdahalede bulunmamamız gerektiğine dair uyarı paylaşıyor bize. Bedeli bir irtifaya çıktı. Muhtemelen o irtifadan sonra eve doğru hareket edecek.
Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir durum var. Burada genelde cihazlar biliyorsunuz bu kadar böyle noktasal iniş yapamıyorlar. Cihaz gördüğünüz üzere epey noktasal bir iniş yapmaya çalıştı. Etrafta da inanılmaz bir rüzgar var açıkçası. Bu cihazın bence en büyük eksilerinden bir tanesi rüzgara olan direnç düşüklüğü diyebiliriz. Tabii fırçasız bir motoru yok cihazın. Dolayısıyla böyle bir uçuş yapması, bu şekilde rüzgar direncinin az olması bence gayet normal. Parasını hak eden bir cihaz. Modların tamamı çalışıyor, herhangi bir sıkıntı yok. Görüntü kaydını da sorunsuz şekilde zaten yapıyor. Evet arkadaşlar, Aden dronları malumunuz olduğu üzere sağlamlığıyla övünen cihazlar. Bu cihazların da kumandasının üzerinde her zaman stop butonu oluyor. Şimdi stop butonuna basılı tutuyorum. Cihaz motorlarını durduracak. Ve gördüğünüz üzere cihaz düştü. Yani aslında yere sert bir iniş yaptı. Ama cihazda herhangi bir aksaklık yok. Şimdi şöyle yapacağım. Cihazın bataryası açıkçası yerinden oynadı. Bir şey daha denemek istiyorum bu cihazla alakalı. Şimdi cihazı kapattım, açtım. Şimdi siz çimenlerden kaldırmayın cihazınızı. Çünkü pervanelerin bozulmasına olanak sağlar. Cihazı kaldırıyorum. Şimdi şöyle cihaza bir tekme attım ve cihazın uçmadığını tekrar test etmek istiyorum. Yani elimdeki imkanlar bunlar. Beyzbol sopamı keşke yanımda getirseydim. Ama getirmedim. Umuyorum cihaz iddia ettikleri gibi sağlam bir cihazdır. Şu an bakıyorum. Arkadaşlar cihaz uçuyor. Şu an gaza geldim. Rövaşataya çıkasım var. Deneyim mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha deniyorum şimdi. Şu an şeylerden dolayı çalışmadı. Şimdi hiç videoyu kesmeden şuradan çimenlerin uzunluğundan dolayı çalışmadı. Batarya mı bitti acaba? Evet, cihaz çalıştı. Muhtemelen batarya tam oturmamış. Hadi bismillah. Eğer bu cihaz kalkarsa şu an, ya şöyle söyleyeyim, verdiğiniz paranın hakkını alıyorsunuz. Yok artık. Yok artık. Şimdi arkadaşlar bir kez daha cihazı bir düzeltelim. Kıyamadım yani, kıyamıyorum. Ama şöyle bir şey var. Ben her vurduğumda ya da üzerine bir şey fırlattığımda bataryası çıkıyor. Bu da bir problem mi? Ya da adamlar benim gibi psikopatın bu cihazı kullanacağını akıl mı edemediler? Bilemiyorum. Şimdi ulan yine çalıştı ya. Kumanda attım üstüne, yine çalıştı. Ya sen nasıl bir cihazsın lan? Arkadaşlar cihaz uçuyor ya. Şöyle yapayım mı? Gelişine vuracağım. Gelişine. Bakalım hala çalışmaya devam edecek mi? Yani yok artık. Yeter, yeter yani, yeter. Bir de çantayı atalım üzerine, kendi çantasını. Beceriksizlik bir kitap olsaydı onu yazacaklardı arkadaşlar. Cihazın bataryasıyla. Vallahi havada bir şeyler kırıldı falan ama bakalım ne olacak. Keşke bir sopa tarzı bir şey olsa. Yalnız pervaneler falan epey sağlam, bir sıkıntı yaşatmadı. Yine batarya yuvadan hafiften çıkmış. Drone'un amel defteri hala kapanmamış arkadaşlar. Cihazı kapatıyorum. Açıyorum. Bu sefer artık uçmaması lazım. Çünkü havada uçan parçalar gördüm. Ben gidiyorum ya. Bu uçsun. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar, epey eğlenceli bir video oldu. Cihazımızı birkaç kez tekmeledik. Cihazı uçurduk. Ben cihazdan epey memnun kaldım açıkçası. Size ufak bir tavsiyem var. Cihaz
yere indiği zaman ya da zorunlu iniş yaptığı zaman pervaneleri durdurmuyor. O yüzden cihazınız yere zorunlu iniş yaptığı zaman ya da kontrolcüden çıktığı zaman stop düğmesine basın ve cihazı durdurun. Bu sayede cihazınızı bir nevi manuel kaza koruma modu eklemiş oluyorsunuz. Bu önemli bir özellik ve bunu ıskalamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun haricinde cihazımızın eve dönüşünü test ettik. Beni takip et fonksiyonunu test ettik. İşte zafer işareti ve el işaretiyle video kaydı ve fotoğraf kaydı yapmasını test ettik. Umuyorum eğlenceli bir video olmuştur. Siz de zevk almışsınızdır. Ben gayet çok hoşlandım ve çok zevk aldım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz.